Cansu Buse hoş geldiniz. Hoş Merhaba, hoş bulduk. Sezona Şampiyonlar Kupası ile başladınız. Önce oradan başlayalım. Ne hissettiniz? Fenerbahçe kariyerinizdeki ilk kupa hatta. Benim için müthiş bir duyguydu. Çünkü bu sene Fener'deki 3. senem benim. Bir kupayla taçlanması gereken geçen sene bir sezon geçirdik ama maalesef son maçlarda talihsiz birkaç mağlubiyetten sonra kupa şanslarımız kayboldu, elimizden uçup gitti. O yüzden bayağı mutsuz bir yaz tatili geçirdim. Aklıma böyle ara ara geliyordu, herkes soruyordu nasıl kaybettiniz, nasıl kaybettiniz. Ben de aynı şeyleri düşündüm yazın. Sonra bu sezon dedim ki 29'u evet bizim kupa maçımız var, şimdi buna odaklanalım. İnşallah kupayla başlarız. Tam olarak da öyle oldu, çok mutluyum o yüzden. Çünkü Fener'de oynamak ve bu taraftarın önünde o kupayı kaldırmak benim için çok önemliydi ve daha önce hiç tatmadığım bir duyguydu. O yüzden açıkçası çok böyle açtım o kupaya ve Cumhuriyet Bayramı'nda da 29 Ekim'de de bu kupayı kaldırmak bizim için çok daha özel ve çok daha anlamlı oldu. Bu yüzden çok daha mutlu oldum. Güzeldi yani. Yani Cansu'nun dediği gibi hani 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda bu kupayı almak hepimiz için çok güzeldi, çok özeldi. Aynı zamanda hani Fenerbahçe'deki hani ilk kupam, bu da hani benim için ayrı bir anlamlı. Hem Fenerbahçe'deki hem de kariyerimdeki ilk kupam. O yüzden çok mutluyuz. Cansu'nun da hani biraz önce bahsettiği gibi geçen sene yarım kalmış bir şey vardı. Bence takım olarak bunun hırsıyla çıktık sahaya. O yüzden seyircilere hem de taraftarlara çok güzel bir voleybol izlettiğimizi düşünüyorum. Bunun için de çok mutluyuz. Geçen sene aslında Kupa Voley, Şampiyonlar Ligi ve ligde son anda kaçan belki de bir final iki kupa var. O sizi takım olarak bu sezona daha büyük bir motivasyon kaynağı mı sağladı? Sağlamıştır elbette evet, bence. Evet tabii yani çok büyük bir hani üzüntüydü bizim için, hayal kırıklığı oldu. Hani bu kupayla başlamak sezonu hepimiz için büyük bir motivasyon oldu. Aynı zamanda hani sezona iyi bir başlangıç yaptığımızı da düşünüyoruz. Bir de şöyle oluyor şimdi sezon başından sezon sonuna kadar kupa kaldırmak için, şampiyon olmak için çabalıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Tüm takım bunun için fedakarlık yapıyor. Burada çalışan bütün herkes de bizim gibi çok emek harcıyorlar. Şimdi böyle bir sezonu kupalarla kapatmak yerine son anda elinizden kaçmış kupasızlıklarla kapatmak gerçekten çok üzücü oluyor. Ama bu sene o üzüntüyü birazcık hırsa, birazcık asabiyete mi, agresyona mı diyeyim artık nasıl diyeyim, hırsa çevirdik ve bizim için çok iyi bir şekilde başladık. Umarım sezonu daha fazla kupalarla kapatmak için daha da çalışır, onları elde ederiz. Kupanın ardından soyunma odasında eğlenceli bir video çektiniz. Bunu daha önce düşündünüz mü yoksa o anda olan bir şey miydi ya da kim düşündü? Galiba maçtan bir gün önce miydi hatırlamıyorum tam zamanını. Beliz Edabla'ya gitti, dedik ya benim harika bir fikrim var. Yani eğer kupayı alırsak Edabla böyle böyle bir şey yapsak olur mu dedi. Ben sadece böyle bir şey duydum soyunma odasında. Edabla dedi ki tamam bakayım nasıl bir videoymuş o dedi. Dedik işte viral oldu şöyle böyle işte yeni trend bu. Hadi çekelim falan olursa dedik. Tamam olur dediler. Sonra kupayı kaldırdık, işte aldık kupa odada. Dedi ki şimdi o videoyu çekecek miyiz? Sadece Beliz biliyor, Eda abla izlemiş. Sonra hep beraber bir izledik nasıl oluyormuş, hani şarkı nasıl, nerede başlayacağız. Bir kere işte müziği dinledik, ikinci videoyu çektik. Sonra dedi ki oldu tamam süper ve zaten... Ya sen çok eğlenmişsin. Of, en son şu figürüm zaten olay oldu. İçindeki oryantal çıktı. Buse sana sormak istiyorum. Fenerbahçe'de ikinci sezonun. İlk sezonunda naz gibi bir pasörle oynama fırsatı buldun. Şimdi de Brezilya'nın en önemli, dünyanın en önemli pasörlerinden birisi Makris ile oynuyorsun. Ne hissettin? Onlarla birlikte oynamak sana ne katıyor? Ya da Makris de şu anda olmak? Yani geçen sene de benim için hani özeldi yani. Sonuç olarak hani Naz ablayla birlikte aynı sahada çalışmak, aynı forma için ter dökmek hani çok güzel bir, hani çok özel bir şey. Ondan hani öğrenebildiğim kadar bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Aynı şekilde hani Makris için de geçerli. İkisi de çok tecrübeli, çok iyi pasörler. İkisinin ben de hani öğreneceğim çok şey var. Her gün de bunun için hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İkisi de çok hani önemli pasörler yani voleybol için. Bir de Makris'in şöyle önemli bir yönü var. Onu da eklemek istiyorum. Şimdi ben libero olarak antrenman yapıyorum. Smaçör olarak antrenman yapmıyorum. Biri defans yapar 6'daki oyuncu mesela ya da 4'teki oyuncu. O top böyle fizana çıkar. İnsanlar koşar koşar. Bir kişi pas atmaya çalışır. Şimdi Makris'te öyle bir şey yok. Libero kadar çok hızlı. Makris koşuyor, ben koşuyorum ya da Makris koşuyor, Gizem koşuyor. Böyle son anda karar vermeye çalışıyoruz. Kim atsın, kim atsın, kim atsın. Çünkü yani genelde Makris kadar hızlı pasörlerle çalışmadım ben daha önce. Makris benim için bir libero kadar hızlı ve çok iyi defansla yapabilen biri. O yüzden onun gibi bir pasörle aynı zamanda yani hızlı koşan bir atletik sporcuya çalışmak çok önemli. Çok iyi niyetli birisine benziyor. Evet, maçtan sonra herkese imza dağıtıyor, hiç gitmiyor. Çok seveceğim birisi gibi gözüküyor. Çok rahat uyum sağlayacak gibi. Maçtan ya sonra sana da söyledi ya. Çok iyi oynadığını söylemişti. Evet, çok böyle tatlı hani bir... sürekli destek olan bir hani kişi yani.
çok tatlı ya. Hani. Kompleksiz, evet. Yardımsever. Mesela rakibini bile motive etmeye çalışıyor. Müthiş bir karakter. Can, sana sorayım o zaman, libero dedin. Bir röportajında şey demişsin bundan. Ne demişim dedin Can? Smaçör oynamaktan başka hiçbir şey düşünmem hayatımda. Doğru, 21 yaşındayımdır kesin. Evet. Vakıfta falan evet. Oynuyorumdur muhtemelen. Evet. Evet. Ya şu anda senin için bu kararı vermek nasıl, biraz zor oldu mu? Ben hala sorguluyorum yani nasıl böyle bir şeyi seçebildim diye. Çünkü manşet almayı çok seviyorum. Defans yapmaya da bayılıyorum. Ama benim için en önemli şey atak yapmak ya. Çünkü orada limitlerimi zorluyorum. Daha fazla sıçrayayım. Ay 46 santim sıçradım bu ölçümde, daha fazla sıçrayayım. Benim için çok önemli limitlerdi bunlar. Limit zorlamak benim için çok önemli. Smaçörken de boyum şimdi Türkiye şartlarındaki smaçörlere göre, hatta globalde de düşündüğümde öyle, biraz kısa kalıyordum. Ama limitlerimi zorlamak gerçekten benim en çok keyif aldığım şeydi. O yüzden hep böyle en çok zevk aldığım, en çok keyif aldığım bölüm atak yapmak ve blok yapmaktı. O yüzden hep şey diyorum, bu benim tutkum ve bunun peşinden gideceğim. Voleybolu bu şekilde bırakacağım diyordum. Maalesef şartlar öyle değil. Evdeki hesap çarşıya gerçekten uymuyor. Bana kulübüm sağ olsun, çok gönülden seviyorum Fenerbahçe'yi. Dediler ki böyle bir şey ister misin? Dedim ki siz istiyorsanız ben de olurum. Ne demek yani, takıma böyle faydalı olacağımı düşünüyorsanız. Olurum dedim. Hangisi deneriz. Daha zor? Liberoluk, açıkçası libero olmak psikolojik olarak daha zor. Çünkü daha mental güçlülük gerektiriyor. Sağınıza da yardım etmeniz gerekiyor. Solunuza da her an yeni bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Ve sadece kendinizi içermiyor. Yanınızdakileri de içeriyor. Öyle olunca da daha böyle mental olarak zor. Ama alışıyorum yavaş yavaş. Bu sefer sana sorayım bu sefer. Pasörlük çok önemli bir olay. Yani aslında belki de en önemli nokta oradan geçiyor. Buse'ye göre bir pasörde olmazsa olmaz özellik nedir? Bence anlık karar değişimleri. Atıyorum oraya atman gerekiyor pası ama karşı rakibe göre hani oyunu değiştirmen gerekiyor. Yani anlık çözümler bence olmazsa olmaz şeylerden biri diyebilirim. Gençken izlediğin ya da şu anda izlediğin bir pasör var mı? Örnek aldın. Maya'yı çok beğeniyorum. Yani çok iyi yani. Hani gerçekten onu izlerken zevk alıyorum. Maya diyebilirim ya. Yani dünya çapında bir sürü pasör var iyi olan. Ama hani Maya diğerlerinden çok daha farklı. O yüzden o hoşuma gidiyor. Zor anlarda her zaman Zoran Terzic servis için seni oyuna alıyor. Psikolojik olarak onu sormak istiyorum. Kendini nasıl hazırlıyorsun o ana? Ve çok kritik anlarda seni sahaya sürüyor. Ben psikoloji bölümü bitirdim bu arada. Bunu belirteyim. O yüzden kendi öğrendiğim o stratejileri, teknikleri falan kendi üzerimde uyguluyorum. Hatta arkadaşlarımın da bazen eksik kaldıkları bazı yerler oluyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. O tam böyle 20'li sayıların sonrasında girdiğimde açıkçası bu stratejileri yapıyorum. Mesela topu sektirirken nefes nekliğim var. Onu yapmak zorundayım. Çünkü çok stresli bir anda giriyorum. Ya o anda maçın kaderi benim elimde gibi oluyor. Maçı mahvedebilirim, emekleri gerçekten yok edebilirim ya da gerçekten takıma yardımcı da olabilirim. O çok kritik bir nokta. O yüzden elimden geldiğince böyle psikolojimi yüksek tutup, motivasyonumu yüksek tutup risk alarak servisi atmaya çalışıyorum. Sormadan olmaz. İlk kupanızı kazandınız. Çok önemli. Hem kulüpler dünya şampiyonası, hem Şampiyonlar Ligi, hem Sultanlar Ligi. Fenerbahçe'nin de her branşta bütün kupaları alma hedefi var. Bu sene Fenerbahçe bunları başarabilecek mi? Bu motivasyonu var mı sizde de, kulüpte de? Tüm branşlarda bence şu an Fenerbahçe olarak çok iyi gidiyoruz. Biz de bunu hedefliyoruz. Tabii ki sezon başlamadan önce hep kupa hayalimiz yani her kulvarda. İyi bir takımız. Evet diğer takımlar da iyi ama bizim de hedefimiz aynı şekilde şampiyon olup sezonu bitirmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bence biz bu sene kupalara geçen seneden daha yakınız. Çünkü çok iyi bir kadromuz var bence. Geniş, derin bir kadromuz var. Bir de ayrıyetten yani dışarıda da ben normalde takım arkadaşlarıma çok fazla vakit geçirmeyi tercih etmiyorum. Çünkü zaten günde 6-7 saat onları görüyorum. Ama bu sene öyle bir takım ki yani dışarıda da görüşmek istiyorum arkadaşlarıma. Tatil günlerimde onlara yazıyorum. Birlikte kahve içmeye gidiyoruz. Çeşitli festival ve türevi şeyler olduğunda işte kahve festivaline gittik mesela Buse'yle en son. Oraya gittik. Bayağı keyifliydi bizim için. Yani böyle daha aile gibiyiz, daha arkadaş. Daha güzel bir dinamik oluştu takımda. O yüzden bence başarıya giden yolda da bunlar çok önemli dinamikler. Çok seviyorum hepsini. Kaptan Eda Erdem'i sormak istiyorum size. Yani onunla birlikte oynamak, onunla birlikte kaptanlığını hissetmek ne hissettiriyor size? Nasıl bir duygu? Ben Eda ablaya karşı oynadım ve benim için gerçekten çok zordu. Blokta onu tutabilmek zor, onun hırsına karşı karşılık vermek zor. Onunla rakip olmak gerçekten çok zordu. Hele ki bir de böyle farklı kulüplerde şampiyonluk adına yolculukta daha da zor oluyor benim için. Oluyordu daha doğrusu. Şimdi aynı takımda oynuyoruz, şimdi tam tersi. Böyle tam düştüğünüzde sizi çekip böyle çıkarıyor, iyi misin diyor, bir şeyin var mı, herhangi bir sorununuz varsa çözmeye çalışıyor. Bence müthiş bir kaptan. Ve kaptanın yanı sıra müthiş de bir insan, çok iyi kaptan.
kalpli, yardımsever. Mesela diğer takımlarda hep kupayı kaptanlar kaldırır. Ben ilk defa bu takımda böyle bir şey gördüm. Eda abla takımdaki en küçüklerden birine kaldırtıyor kupayı ve bence bu çok önemli ve özel bir şey. Uzun yıllardır Eda Erdem'de kupa kaldırmıyor aslında. Orada ona devretmesi o anda. Arina ne hissetti onu da soracaktım size. Arina aslında 2 senedir burada ama sanki artık bizden biri. Fenerbahçe'nin çok uyum sağladı gibi. Onun hakkında ne dersiniz? Sen hatta Eda hakkında da ne dersin onu da söyleyeyim. Ya Eda abla hani Cansu'nun dediği her şeye katılıyorum. Ve Eda abla tam olarak hani bir kaptan nasıl olurun cevabı. Yani gerçekten düşündüğünüzde sizi kaldıran, çok hırslı, her antrenmanda, her maçta %100'ünü veren birisi. Tam olarak örnek alınacak bir kişilik diyebilirim yani. Hem karakter olarak hem dışarıdaki karakteri hem sahadaki karakteri gerçekten hani örnek bir sporcu diyebilirim. Arina için de Arina kupayı kaldırırken çok heyecanlandığını söyledi maçtan sonra. Ben öyle hatırlıyorum. O da buraya çok alıştı ve burayı çok seviyor. Yani burada aşırı mutlu yani. Böyle bir şey beklemiyordu herhalde. Yok, hiç evet. Beklemiyordu. Hani böyle bir şey Eda ablanın yapacağını. Hani zaten o an gözlerinden hani okunuyordu onun heyecanı, böyle mutluluğu. Yani onun için çok güzel bir şeydi bence. Bir de Arina böyle utanınca, heyecanlanınca birazcık kızarıyor. Evet. O gün böyle hani hem böyle mahcup hem çok mutlu, hangi duyguyu yaşayacağını da bilemedi. O yüzden kırmızı rengi bile göremedik yüzünde yani. Çok şeker, çok tatlı, çok seviyoruz. Bu bölümdeki son sorum. Aslında röportaj yaptığım herkese soruyorum, oyuncusundan koçuna. Sizce Türkiye bir voleybol ülkesi oldu mu yoksa daha yolumuz var mı? Eskiye oranla izlenmek, voleybolun popüler olması ülkede daha fazla. Ekranlar kuruyorlar sahilleri mesela milli takım maçlarında. Çok fazla izleyen, takip eden insan var. Ve bence eski oranla çok büyük bir oranda arttı, evet. Ama %100 olarak yani değiliz herhalde. Bence de değiliz. Ama bu yolda ilerliyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Evet, hani Fenerbahçe olarak sürekli biz dolu tribünlere karşı oynuyoruz ama bence bu daha da arttı. Şu an full tribüne karşı oynuyoruz. Yani bu çok güzel bir şey. Hani insanların gelip sizi izlemesi, desteklemesi, yani voleybolun geleceği açısından da çok güzel. Bence yani voleybol ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Voleybol gelişmekte olan bir spor dalı Türkiye'de. Çünkü hala futbol kadar konuşulmuyor maalesef. Ne zaman buralarımız böyle sponsorlarla dolacak? Ne zaman yolda beni gören teyzeler, aa basketbol mu kızım demeyecek? İşte o zaman voleybol tamamen gelişmiş olacak. Birine benzetildiğiniz oldu mu? Benim olmadı ya. Beni Zehra Güneş'e benzetiyorlar. Ne zaman makyaj yapıyorum, o zaman böyle hemen yazıyor Instagram. Aa Cansu abla sen Zehra Güneş'e ne kadar benziyorsun diye. Yani Zehra Güneş'e benzetiyorlar. Neden bilmiyorum. Benziyor muyum? Siz bakın karar vereyim. Bence benzemiyorum ama. Çok duyduğum için söyledim. En büyük korkunuz nedir? En büyük korkum. Benim galiba iş hayatında başarısız olmak en büyük evet korkum ya. Olabilir. Yani... Evet, bence hepimiz işkolik insanlarız bu arada evet. Yani. Hani evet sosyal hayatımız var ama hani sahadan çıktıktan sonra bile o işimizi düşünüyoruz. Bence evet bu olabilir. Ya da ertelediğim şeyleri hatırlamamak benim için en büyük korku. Evet. Sonra geçiyor yani. Gecik, aynen. En havalı bulduğunuz spor hangisi? Uff, havalı. Ya bence rally pilotları falan çok havalı duruyor. Böyle kask, mask, böyle şampanyalar, bir şeyler patlıyor. Tenis de çok. Tenis de güzel tabii de. Tenis artık gözüm alıştı benim. Ha. Daha böyle hız tutkunu. Yani. Herhalde. Tamam. Düşünelim ya, bu zor bir soru. Çok seçenek var. Herkesin çok sevdiği ama sizin neden seviyorlar ki dediği bir dizi ya da film var mı? Ben Emily in Paris'i izlemeye çalıştım 3 kere ve gerçekten devam edemedim. Ben mesela çok seviyorum. İşte herkes çok seviyor ama ben anlayamadım galiba o enerjiyi, konsepti. Bilmiyorum. Benim de pek hoşuma gitmedi. Ben bilmiyorum ya, şu an aklıma gelmedi. Ben izliyorum ya, hiç öyle şey yok. Friends? Ha evet, Friends mesela. How I Met Your Mother'ı izledikten evet. Sonra Friends çok zor izlemesi. Aynen öyle. O yüzden biz başlayıp bıraktık ikimizi. Evet. Bazıları Friends'i çok sever aslında. İşte. Aynen. Bilinmeyen bir özelliğiniz var mı? Benim var. Ben hıçkırığımı geçirebiliyorum kendi kendime. Bu gerçekten çok özel bir şey ve geliştirilebilir bir şey bence. İsterseniz size de öğretebilirim. Bir sertifika programı, bir böyle nasıl evet. Bir şey yaparız bilmiyorum ama. Onun için ayrı bir program çekelim. Tabii tabii yapabiliriz. Böyle kendi kendimi korkutuyorum düşünüp ve hıçkırığım kaçıyor. Müthiş bir özellik. Yok öyle bir özelliğim galiba. Görünmez alabiliyorum. Telefonunuzdaki en ünlü kişi kim? Oo. Kim? En ünlü kişi. Bilmiyorum ki. Eda abla herhalde. Eda abladır yani evet. Ben de ünlüleri vardır ya ama hatırlamıyorum şu an. Vardır kesin benim. Ya benim sporcu hani olarak var. Onun dışında bir ünlü. Benim kesin vardır. Yok. Rehberime bakmam gerekiyor ama hatırlamıyorum. Hadi bak falan. Alabilir miyim? Sabah uyandığınızda en katlanamadığınız şey?
Yani ben inşaat sesine katlanamıyorum. Şu an evimin karşısındaki bir binayı yıktılar. Onu yapmaya başladılar. Buradan da kendilerine söylüyorum. Çok erken başlamayın. Ben ona katlanamıyorum yani gerçekten. Çünkü bir senede Bursa'da böyle bir şey olmuştu. Evimin yanındaki binayı yıkıyorlardı. Bu sene de başladılar. Herhalde denk geliyor. Benim sabah uyandığımda hiç hoşlanmadığım şey tam böyle olgun olduğunu düşündüğüm avokadonun aslında tam olmaması. Çok saçma ama gerçekten beni yıpratıyor. Evet, böyle 6 gün boyunca bekliyorum 5 gün boyunca. Her gün böyle kontrol ediyorum. Diyorum ki yarına kadar olacak. Sonra sabah bir dokunuyorum hala sert ve yiyemiyorum. Bu benim için bitirici bir şey. Boşuna kesmiş oluyorsun falan. Kesmiyorum ya, yokluyorum ve olmamış yani, hayal kırıklığı. Olmuş, katlanamıyorum. O zaman, yok, ben bekliyorum çünkü en büyükleri olmamışlar oluyor genelde. Bilmediğiniz bir konuyu biliyormuş gibi yaptınız oldu mu hiç? Ben hep yapıyorum. Ya sessiz kalıyorum yani hani. Ben yapıyorum. Biliyormuş gibi. Tabii. Ben sessiz kalıyorum. Dinlerim yani o ortamda bilmiyorsam eğer sessiz kalırım. Hani bir yorum da yapmam. O an öğrenirim yani. Öyleymiş benim demek ki. Benim ya böyle kendi fikrimi söylerim. Sonuçta doğru olmak zorunda değil. Sadece kendi fikrim. Ama bilmediğin konu. Bilmiyorum ama kendi fikrim var yani o konu üzerinde. Kendi kendinize konuşur musunuz? Yani içimden yani hani. İçimden. Tabii. Fransızca konuşurum, İngilizce pratik yaparım. Hani öğrendiğim bir dil varsa onunla ilgili kendi kendime aynanın karşısında şarkı söylerim ben. Yok, o kadar dil bilmiyorum yani. Bir kuş dili, bir tek şey. İngilizce. Ya git ya. Yok ama Fransızca öğreniyorum gerçekten. Buse ve Cansu en çok neye para harcar? Herhalde ben eğitime para harcıyorum en çok. Yani evet, totale baktığımızda harcıyorum. Bence ben ne bileyim ayakkabı, giysi, o tarz şeyler. Ama yemek de diyebilirim ya. Yemek ya. Avokado ya. Avokado. Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdiniz? Ay ben söyleyebilir miyim Buse? Söyle. Şu liberolar 3 metre çizgisine basmadan şöyle atmaya çalışıyorlar ya da manşette. Ben ona daha öğrenemedim. Benim için çok zor. Çizgiye böyle basmadan şunu yapacağım diye dengem çok bozuluyor. O yüzden onu kaldırsınlar. Ben 3 metre içinde pasta atayım. Pasta iyiyim çünkü ama manşette iyi atamıyorum. Ya liberolar çok alışmıyorsun gibi yani. Alıştı. Tabii. İkinci seneme giriyorum şimdi. Geçen seneyi tamamladım. Bence fileye değme olayı birazcık daha değişebilir ya ben. Hani değmek isteriz. Yani şöyle ya. O kadar da değil ama hani ne bileyim. Onunla alakalı bir şeyler olabilir. Tam olarak ne olabilir bilmiyorum ama bunu bir düşünelim Cansu. FIB ve sever. Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkürler öncelikle. Hani son söz olarak ne söylemek istersiniz ikinizden de? Cumhuriyetimizin 100. yılı olarak tüm branşlarda başarılı olup kupa kaldırmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı da maçlara bekliyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Ama gelip sessiz lütfen böyle yapmasınlar, bağırsınlar. Ben o çılgın taraftar ruhunu çok seviyorum çünkü. Fenerbahçe taraftarı bağırıyor. Evet ama ben de bağırıyorum, karşılıklı bağırıyorum. Buse çok güzel konuştu, bunun üstüne eklemek istediğim bir şey yok. Umarım kupalarla dolu böyle güzel bir sezon geçiririz tüm kulvarlarda. Çok teşekkürler, biz çok keyif aldık. Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.